Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde keyframe kavramı ve keyframe mantığını öğrenmiştik. Bu derste ise frame ve saniye kavramları üzerinde duracağız. Dersimiz sonunda ise timeline üzerinde saniye ve frame kontrollerini öğrenmiş olacağız. After Effects'te çalışırken genelde en çok timeline üzerinde durarız. Bütün çalışmamız timeline üzerinde olur. Bu nedenle timeline üzerinde frame ve saniye kavramlarına hakim olmamız gerekir. Ben hemen bir After Effects içerisine bir video import etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada farklı bir yöntem kullanacağım. Şu anda videoyu import ettik ama bir kompozisyon oluşturmadık. Normalde kompozisyon oluşturma işlemini composition, new composition veya sağ tıklayıp new composition şeklinde veya kısa yolunu kullanarak yapabiliyorduk. Burada size farklı bir yöntem daha göstereceğim. Import ettiğim dosyayı tutup sürükleyerek film şerit simgesinin üzerine bıraktığım zaman gördüğünüz gibi otomatik kompozisyonumuz oluştu. Yani import ettiğim nesneyi sürükle bırak yaparak yeni bir kompozisyon oluşturdum. Bunu diğer türlü de yapabilirsiniz. İlk önce bir kompozisyon oluşturup içerisine videoyu import edip videoyu da sahneye atarak aynı işlemi yapmış olursunuz. Bu biraz daha pratik bir yöntem olmuş oldu. Sonrasında import ettiğimiz videoyu gördüğünüz gibi timeline'da şu anda frame üzerinden kontrol edebiliyoruz. Daha önceki derslerde de birkaç sefer üzerinde durmuştum. Frame ile veya saniye ile mi çalışmamız gerektiğini baştan karar veriyoruz. Sonradan tabii ki de değiştirebiliyoruz. Şu anda frame üzerinden çalışıyoruz. Bunu değiştirmek istersem ne yapıyorduk arkadaşlar? Sol tarafta şu gördüğümüz mavi yerin üzerinde geldiğimizde zaten ne yapacağımızı yazıyor. Kontrol ile birlikte bir sefer tıklıyorduk mouse'un sol tuşuyla. Yapıyorum şu anda. Frame'den saniyeye geçmek için. Tıkladım. Gördüğünüz gibi şu anda saniyeye geçmiş oldum. Bunu çalışmalarımıza göre hani nasıl bir çalışma yapıyorsak ve saniye ile mi frame ile mi çalışmak istiyorsak bunu istediğimiz anda istediğimiz zaman da değiştirebiliyoruz. Şimdi yapacağımız çalışmanın türüne göre bazen çok ince çalışmamız gerekebilir, ayrıntılı çalışmamız gerekebilir arkadaşlar. Bu konuda da bize şurada gördüğümüz time navigatörler yardımımıza koşuyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bir tanesi buradadır, bir tanesi şuradadır. Şu anda saniyeler beşer beşer arttığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi 0, 5, 10, 15 diye gidiyor. Daha küçük saniye aralıklarına inmek istersek buradan Time Navigator özelliğini gördüğünüz gibi şöyle kısıp genişleterek küçük saniyelerle çalışabiliyoruz. Hatta saliseye kadar düşebiliyoruz gördüğünüz gibi. Çok daha küçük birimlerle çalışabiliyoruz. Aynı şekilde bu özelliği şu alt kısımdaki zoom özelliğinden de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu büyütüp küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi saniyelerin ve saliseler dönüştüğünü görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu frame ile çalışırken de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda frame'ler 250, 500, 750 diye gidiyor. Time navigatörden bu frame sayısını ta birlere kadar düşürebilirsiniz. Birinci frame, ikinci frame, üçüncü frame. Gördüğünüz gibi tek bir kare haline düşürebiliyorsunuz. Aynı şekilde zoom özelliğinden yine büyütüp küçültebiliyorsunuz. Çalışmalarınızın daha yani daha ince, daha ayrıntılı çalışmamız gerekeceği zamanlarda buna ihtiyaç duyacağız. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkürler.